daha deneyeceğim. Bakayım bakalım. Şuradan atıyor mu? Kalbin atıyor mu? Neydi bunun adı? Stetoskop. Stetoskop. Harika. Buraya. Evet. Süper. Süper. Çık boğazım ağrıyor. Öksürüyorum bir de. İyi kalbi. Kalbim iyi mi? Ama birazcık da başım ağrıyor. Ateşini ölçelim. Ateşimi ölç. Birazcık ateşim var. Ateşim var. Var mı? Ay. Yok. Tamam, ben hiç korkmuyorum iğneden. Oh, çok iyi geldi. Bir tane de buradan yapabilirsin istersen. Teşekkür ederim doktor abla. Ebeveynler olabildiğince evde oluşabilecek kazalara karşın çocuklarını korumak istiyor. Peki bunun için nelere dikkat etmek gerekiyor? Tabii evin içi birçok tuzakla dolu. Özellikle mevsimin değişmesiyle birlikte, artık okulların da açılmasıyla birlikte evin içine girmeye başladık. Anneler, babalar, çocuklar özellikle. Ve evin içindeki bu tuzaklara karşı da ilk yapılması gereken annenin ve babanın şöyle bir bakması gerekiyor. Önce evin içine detaylıca oda oda santim santim bir bakması gerekiyor. Yani nerede acaba nasıl bir tehlike var? İşte 3 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, 9 yaşında çocukları için mutlaka şöyle bir göz atması gerekiyor. İlk alınması gereken önlem böyle saptanabilir. Türkiye'de trafik kazalarından sonra görülen ikinci kaza sebebi ve ölüm sebebi. Bunun da %50'si 0-6 yaş grubu arasında oluyor. Ve o yaş grubu içinde de 0-6 yaş grubu içerisinde de ev kazaları olma olasılığı %70-75 gibi çok yüksek. Hatta bunun yarısından daha fazlası, yani ev kazalarının yarısından daha fazlası, %58'i anne baba etrafındayken oluyor. Anne işte bulaşık yıkarken banyoda çocuk küvetin içinde suda boğulabiliyor. Yani böyle iki karış suyun içinde bile boğulabiliyor. Dolayısıyla lösemi gibi, menenjit gibi hastalıklardan aslında çok daha fazla ölüm sebebi olduğu için çok önemli. Peki ev içinde çocukları bekleyen en büyük tehlikeler neler? En çok aileler hangi konulara dikkat etmesi gerekiyor? Kırık çıkık ilk sırada, kırılmalar, işte çıkıklar, parmak ezilmeleri, el ayak yaralanmaları, kesiler. Kesici delici aletlerle olan, işte bıçakla, makasla olan kesiler ve kanamalar. Yanık, elektrik çarpması, suda boğulma, zehirlenme. Oturma odası, yaşam alanlarımızın en çok vakit geçirdiğimiz alanı. Şimdi mesela televizyonlar, tabii bu sağlam görünüyor. Ama 3 yaşında, 4 yaşında, 6 yaşına kadar bir çocuk bunu çok rahatlıkla tutup çekebilir ve altında kalabilir. Çok sık karşılaştığımız yaralanmalar. Yine çekmeceler tuzaklarla dolu. Unutmayalım ki çocuklarımız dünyayı keşfetmek için bakmak, dokunmak, onu ellemek, koklamak, tadına bakmak zorunda. Ancak böyle öğrenebiliyorlar. Dolayısıyla bu çekmecenin içinde mesela karşılaşacağımız ilaçlar, işte rengarenk görünüyor, bazen cazip de görünebiliyor. Bunların tadına bakabilir. Annesini, anneannesini, büyük babasını bu ilacı kullanırken görmüştür. Kendisi de almak isteyebilir. O beraberinde zehirlenmeleri getiriyor. Mutlaka kilit altında olmalı. Yani 2x2=4. İlaçların ne olursa olsun, vitamin hapları bile olsa mutlaka kilit altında olması lazım. Şimdi bu tür çekmeceler, bir yandan çocuk bunu çekerken, içinden bir şeyler almaya çalışırken makas olabilir, bıçak olabilir, tornavida olabilir. Onları avuçlayıp çeker.
Çekerken parmaktaki kesiler, kopmalar, yaralanmalar çok sık görüyoruz. Damar kesileri, sinir kesileri görüyoruz. Yine bunu açar, hızla kapatırken parmağı kalır burada. Parmak kopmaları özellikle 0-6 yaş arasında çok sık gördüğümüz kazalar. Acil servislerde çok sık karşılaştığımız kazalar. Prizlerin kapaklı olmasını öneriyoruz. Yani onların açılmaması için. İşte anne mutfakta yemek yaparken çocuk işte 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş uzun kış günlerinde anne de dalacağı için işine çocuk da elindeki bir metal parçayı prize sokup deneyebilir, oyuncağını oraya sokmaya çalışabilir. Dolayısıyla prizlerin, bu elektriklerin mutlaka kontrol altında olması lazım. Çocuklarımızın 6 yaşına kadar, eğer çocuk varsa evde, onların ulaşamayacağı şekilde mutlaka göz önünde bulunması lazım. Evlerimizde bu tür camlar, işte hem böyle çapraz açılan hem de bu şekilde açılan camlarımız var. Evler havalansın diye ve arkada sineklik var. Şimdi tabii çok, çok rahatlıkla yine dışarıdan gelen bir sese, bir ışığa merak ettiği için belki kuşu görecek. Ya bir şey keşfetmek isteyecek çocuk. Doğal olarak bunu açmaya çalışacak ki buraya tırmanıp açabilir. Ya da açık ise cam, bunu hızla kapatmak ister. Dolayısıyla parmağı burada sıkışabilir. Bazı basit önlemlerle bu kazaların hepsi önlenebilir. İşte televizyon belki biraz daha yükseğe kaldırılabilir. İşte bu tür camın hemen yanında bir sandalye bulundurulmayabilir. En çok dikkat edilmesi gereken yerlerden bir tanesi de ocaklar. Ebeveynlerin yemek pişirirken ocağın arka kısmını kullanmaları gerekiyor. Ebeveynlerin en çok evinde dikkat ettiği bölgelerden bir tanesi de mutfaklar aslında. Peki mutfakta ne gibi önlemler almak gerekiyor? Tabii mutfak deyince ilk aklımıza tabii yemek yaptığımız için ateş geliyor. Ateş, elektrik, yanıklar, haşlanmalar ve beraberinde elektrik çarpmaları, sık gördüğümüz kazalar. Böyle bir ocakta ne olursa olsun alışkanlık haline getirelim. Yani bir misafirimiz var ve aynı anda dördünü birden kullanmamız gerekiyorsa tamam, bu olağanüstü bir durum. Ama çoğunlukla günlük hayatta ön taraftaki bölümleri kullanmayı tercih ediyor anneler, babalar. Lütfen alışkanlık haline getirin. Evde çocuğunuz olmasa dahi lütfen hep arkadaki bölümleri kullanın. Hep arka bölümleri kullanın. Mutlaka buna dikkat edin. Bunu bir alışkanlık haline getirelim. Çünkü yemek yaparken hiç düşünmeden refleks olarak ocağa koyuyoruz. Bir, evde 0-5 yaşa kadar ki çocuk varsa eğer doğal olarak koşup buna çarpabiliyor, üstüne dökülebiliyor. Bir. İki, bunu tutup çekiyor daha küçük bir çocuk. Yani neden? Keşfetmek istiyor. İçinde ne olduğunu merak ediyor. Çatır çutur çatır çutur sesler geliyor. Nefis bir koku var. Onu öğrenmesi lazım. Nasıl öğrenebilir? Boyu da yetmiyor. Dolayısıyla bunu tutup çekiyor. Yani bizim çok sıkça acil servislerde karşılaştığımız, özellikle kızartma yaparken yanıklar, bütün el, kol, bacak, ikinci, üçüncü derece yanıklar ve maalesef ölümle sonuçlanıyor. Yine mutfakta çekmeceler var, çekmecelerde bıçaklar var. Mutlaka bu çekmecelerin kilit altında olması lazım. Bazı şimdi yeni yapılar var. Çekildikten sonra kapanırken kilitli olduğu için kolayca kapanmıyor. Kademe kademe kapanıyor. Bazen böyle birden sürttüğümüzde, ileri gönderdiğimizde hızla kapanıyor. İşte o parmak kopmalarına neden olabiliyor. Tabii burada bir başka konuyu da hatırlatmam lazım. Kibrit, çakmak, yanıcı malzemelerin mutlaka yüksekte, çocuklarımızın ulaşamayacağı alanda olması çok önemli. Mutlaka onları açıp, yakıp denemek istiyorlar. İşte ev yangınları, facialar böyle çıkıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Genellikle deterjanları alt mutfak dolaplarına koyuyoruz, ancak bu da yanlış uygulamalardan bir tanesi. Deterjanların üst mutfak dolaplarında saklanması gerekiyor. İçinden işte mor, kırmızı renkli temizlik malzemeleri çıkıyor. Bazen bu tür temizlik malzemeleri alt raflarda oluyor. Bir zahmet ve çok önemli, onların
üst raflara konulması ve kilit altında tutulması çok önemli. Çünkü renkli olduğu için, yeşil, mor, pembe renkli olduğu için onu denemek istiyor, tadına bakmak istiyor. Çünkü rengarenk görünüyor. Üzerinde böyle hayvan resimleri oluyor, güzel çekici motifler oluyor ya da çiçek resimleri oluyor. Yani çarpıcı olduğu için onu alıp kapağını açıp tadına bakmak istiyor ve facia, yanıklar, yemek borusu yanıkları, akciğer yanıkları ve ölümle sonuçlanan hadiseler oluyor. Mutlaka bu tür deterjanları, temizlik malzemelerini göz önünden uzaklaştıralım. Mutlaka üst raflarda olsun, kilit altında olsun. Yok ya, benim çocuğum akıllı, benim çocuğum yapmaz. Ben hep onu görüyorum. Gözüm hep üstünde, ben çok dikkatliyim. Evimiz kalabalık, çok anne baba var. Annelerimiz, dedelerimiz hep evde. Hayır, öyle bir şey olmaz canım. Ne olacak? Ben üstelik yukarıdan alamıyorum. Şuracıkta duruverse ne olur demeyelim. Mutlaka deterjanları, temizlik malzemelerini üst dolaplara ve kilit altına alalım. Evet, tuvalet banyolarda da iki tane önemli konu var. Suda boğulma bir tanesi çok önemli. Özellikle yeni doğan ve işte emekleme dönemine kadar, işte emekleme dönemi yürüme arasındaki döneme kadar bu klozetlerdeki boğulmalar çok sık karşılaştığımız problemler, acil durumlar. Mutlaka bunların açılamayacak şekilde kapalı olması, banyonun kilitli olması son derece önemli. Bir diğer önemli konu da tabii su kesintileri olduğu için zaman zaman anne babalar su kovalarının içinde su biriktiriyor, su tutuyor. Su kesildiği zaman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla içi su dolu kova, eğer evinizde 0-3 yaş arası çocuk varsa sakın bulundurmayın. Mutfakta dolapta yağ şişesi vardı ve Asya yağ şişesini halıya döktü. Komple bir şey yağ halıya döküldü. O günden sonra yağ şişesini koymamaya başladım. Onun dışında bir gün babayı kapıda karşılarken parmağını kapıya sıkıştırdı. Artık beraberinde kapıyı açıyoruz ve kapatıyoruz. Pencereler sineklik olsa da sineklik mesela tedbir amaçlı bir önlem olmuyor. Bir arkadaşımın çocuğunu tam balkondan aşağıya düşerken yakaladım. Sineklik aşağıya düştü ve çocuğu son anda yakaladım. Yani aşağıya düşebilirdi ve ciddi büyük sıkıntılar yaşayabilirdi. O günden beri pencereyi tam